Herkese merhabalar. Bu videoda deductible'dan bahsetmek istiyorum. Sigorta poliçelerinde deductible nedir? Hangi sigorta poliçelerinde hangi zamanlarda deductible karşınıza çıkar? Bu konulardan bahsetmek istiyorum. Deductible sigorta poliçesinde sizin ödemekle sorumlu olduğunuz rakam demek. Yani bir kaza sonrası sigorta firmanıza kaza dosyası oluşturduğunuz zaman hata sizde ise sigorta firmanız sizin hasarınızı öderken deductible'ını keserek yani o deductible rakamını keserek size ödeme yapar. Deductible'a kadar siz ödersiniz. Deductible'ın üzerine sigorta firması öder. Sıra sıra örnek verecek olursak mesela bir araç sigortasında deductible. Eğer sigorta poliçeniz full coverage'sa yani kasko sigorta poliçeniz varsa deductible karşınıza çıkar. Eğer liability yani zorunlu trafik sigortanız varsa sadece sizden dolayı kazalarda sadece karşı tarafın zararını karşılayan bir sigorta poliçeniz varsa o zaman zaten deductible olmaz. Kaza sonrası eğer hata sizde ise sigorta poliçeniz karşı tarafın hasarını poliçe limitleriniz ölçüsünde öder. Fakat eğer poliçeniz full coverage ise, kaskoysa yine sizden dolayı bir kaza olursa sigorta poliçeniz karşıyı öderken deductible karıştırmadan neyse karşının hasarı öder. Sizin hasarınızı öderken orada deductible'a bakar. Deductible rakamının üzerini sigorta firması öder. Bir örnek verecek olursak daha iyi anlaşılması adına mesela kaza yapıyorsunuz. Hatalı taraf sizde. Karşı tarafa 10 bin dolarlık bir hasar verdiniz diyelim. Sigorta poliçeniz 10 bin doları öder. Herhangi bir deductible'a bakmadan, deductible kesintisi yapmadan karşı tarafın hasarını öder. Sizin hasarınızı yaptırırken, sizin hasarınızı karşılarken sigorta firmanız bakar. Mesela 5000 dolarlık bir hasar var diyelim sizin kendi aracınızda. Orada deductible'ınıza bakar. Deductible'ınız eğer 1000 dolar ise poliçenizde sigorta firmanın sizin aracınızın hasarının 4000 dolarını öder. 1000 dolarını ödersiniz. 500 dolarsa diyelim 4500 öder. 500'ünü ödersiniz. Eğer poliçenizdeki deductible ne kadar düşükse yani poliçenizdeki deductible rakamınız ne kadar düşükse aylık ödemeleriniz o oranda yüksek olur. Deductible rakamını ne kadar yükseltirseniz aylık ödemeniz tabii ki daha düşük olacaktır. Çünkü sigorta firmasına daha fazla yük veriyorsunuz. Siz daha az yükü tercih ediyorsunuz deductible'ı yüksek tutarak. Tabii bazı durumlarda eğer özellikle aracınız lease veya finance ise kredi almış olduğunuz firma zorunlu bir deductible rakamı isteyebilir sizden. Maksimum mesela 1000 olacaktır. İşte 1500 olacaktır diye. Siz o oranda deductible'ınızı tutmanız gerekir veya daha aşağısını tutmanız gerekir. Fakat böyle bir zorunluluk yoksa araç kendinize aitse bütçenize göre deductible'ı belirleyebilirsiniz. Dolayısıyla araç sigortalarında full coverage olan sigorta poliçelerinde sizden dolayı olan kazalarda kendi aracınızın hasarını öderken deductible rakamını siz ödersiniz. Ev sigortalarını da hakeza deductible'lar mevcut poliçenizi yaptırırken 500, 1000, 2500, 5000, 10.000 gibi deductible opsiyonları görebilirsiniz. Deductible'ınızı ne kadar yüksek tutarsanız sigorta poliçe ödemeleriniz o oranda düşük olacaktır. Cari sigortalarda da hakeza deductible opsiyonlarını görürsünüz poliçenizi yaptırırken. Yine bütçenize göre, riske göre tercih yapabilirsiniz. Sağlık sigortasında deductible biraz daha farklı. Daha önceki sigorta poliçelerinde araç, ev, ticari sigorta poliçelerinde her bir olay neticesinde o limiti siz ödüyorsunuz. Mesela bir araç sigortasında kaza yaptığınız zaman hasar 5000 dolarsa 1000 dolar deductible'ınız varsa 1000'i ödüyorsunuz. Fakat her seferinde her kazada o 1000'i siz ödemeniz gerekiyor. Fakat sağlık sigortasında yıllık deductible'dır. Yani sağlık sigorta poliçenizde eğer deductible'ınız 2000 dolarsa 2000 doları bir seferde bir hastaneye gittiğiniz zaman doldurabilirsiniz, ödeyebilirsiniz. Fakat ondan sonraki gidişlerinizde deductible size önünüze çıkmaz. Çünkü siz deductible'ı doldurmuşsunuzdur. Eğer o yıl içerisinde gitmişseniz, aynı yıl içerisinde gitmişseniz deductible'ınızı doldurduğunuzdan dolayı ikinci sefer gittiğinizde tekrar deductible sizden istenmez. Çünkü siz deductible hakkınızı, ödeme limitinizi doldurmuşsunuzdur. Sağlık sigortasındaki deductible yıllık deductible'dır. Diğer sigorta poliçelerinde her seferinde o deductible karşınıza çıkar. Umarım faydalı olmuştur.
Deductible konusunda ilave sorunuz olsa yazabilirsiniz. Cevaplandırmak, yardımcı olmak isteriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.